Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi akşamlar. Tekrar webinarda beraberiz. Bugünkü konumuz iki ana konumuz var. Aslında en büyük konu Çin ve ABD ticaret savaşları. İkincisi ise bu krizden sonra piyasaya merkez bankalarının pompaladığı para ve bu paranın etkileri. Bu etki kriz için yeterli olacak mı, ona bakacağız. Şimdi bugünkü konuyu aslında seçmemizdeki sebep şuydu. Yani daha önce aklımda böyle bir konu vardı ama bugün biraz denk geldi konu olarak da. Sebebi şu: hemen hemen bütün paritelerde gece bir hareket oldu, dikkatinizi çekmiştir. Bu euro dolar grafiği şu hareketten bahsediyorum. Hani çok büyük olmamakla beraber bir satış başlangıcı geldi, sonra geri döndü. Burada da borsalarda da var böyle bir satış dalgası, küçük de olsa. US 30'da aslında fena sayılmayacak bir satış geldi. Şöyle yapalım, bunu kaldıralım. Buradaki grafikte baktığınızda da şu hareket birbirine çok yakın bir satış dalgası geldi. Bu satış dalgasının sebebi şeydi: Trump'ın danışmanı, ticaret danışmanı Navarro diye bir vatandaş var. İsim hafızam yoktur aslında ama Nissan'ın kamyonetine benzediği için aklımda kaldı. Bu Navarro o saatlerde bizim Türkiye saatiyle saat 4-5 civarıydı yanılmıyorsam bu. Şöyle bir laf ediyor verdiği demeçte. Canlı röportajda oluyor olay. Biliyorsunuzdur, bilmeyenler için ben kısaca anlatayım. Canlı Bloomberg'de canlı röportajında şey yapıyor. İşte Çin'le ilgili soru sorulduğunda diyor ki o mevzu kapandı gibi bir laf ediyor. Yani işte Çin'le artık anlaşma şansımız kalmadı şeklinde bir yorumda bulunuyor. Böyle olunca bütün piyasa satışa geçiyor. Satışa geçtikten sonra Trump devreye giriyor. Trump attığı tweetlerde, söylemlerinde şunu diyor: öyle söylemiyordu da şöyle söylüyordu, onu demek istemiyordu da şunu demek istiyordu şeklinde toparlamaya çalışıyorlar. Sonra peşinden böyle bir negatif etki, piyasaları üstünde bir negatif etki olduğunu görünce Navarro da öyle söylüyor. Yani ben öyle demek istemedim de işte aslında Çin'le ilgili güvenimiz kalmadı. Çok artık eskisi gibi pozitif bakamıyoruz gibi şeyler söylemek istedim diyor. İşi o şekle getiriyor. Şeyi bu. Ama röportajın tamamını seyrettiğinizde, sabah Türkiye Bloomberg'de de söyledi, bu konu geçti. Röportajın tamamını seyrettiğinizde aslında adam tam olarak öyle söylemiş. Yani Çin'le artık anlaşmamız mümkün değil şeklinde bir yorum yapmış. Bu yorumun sonradan toparlanmaya çalışılmasının tamamının sebebi negatif etki gördüğünü anlamaları. Yani işte adam ticaret danışmanı ama böyle bir etki yapabileceğini hissedemiyor herhalde ya da öngöremiyor. Sonradan toparlamaya çalışıyorlar. Enteresan. Demek ki bu işler sadece bizde olmuyor. Dünyanın her yerinde, Amerika'da bile böyle konusuna hakim olmayan danışmanlar var demek ki. Mevzu aslında Çin Ticaret Savaşı'nın hala unutulmaması konusuna geliyor. Çin Ticaret Savaşı, Çin Amerika Ticaret Savaşı'nda konu çok uzun süredir devam ediyor, biliyorsunuz. Ama kesik kesik aralıklarla kısmen ihmal edildi. Bu arada son birkaç aydır da çok üstünde konuşulmuyor. Sebebi işte ondan daha önemli hale geçen bu salgın meselesi daha çok ön plana geçti. Bu salgın meselesi yavaş yavaş unutulduğu süre içerisinde tekrar eski defterler tekrar açılmaya başlandı. Hani ucundan kıyısından da olsa bu Çin meselesi tekrar gündeme geldi. Olayın aslında yani tabii yorumlamak farklı. Bu mevzuda kim haklı kim haksızı incelemek biraz havada kalan bir durum. Çünkü böyle durumlarda hani sadece Amerika değil, Çin de öyle ama Amerika bundan daha
sert bir tavır içerisinde olabiliyor. Çok haklı olup olmadığına da bakmıyor. Kendi menfaati neyi öngörüyorsa o doğrultuda tavır alabiliyor. En son Çin'in dışındaki bir mevzuda geçen haftaydı yanılmıyorsam. Onu da hatırlarsınız. Herhalde böyle bütün ülkelerin ortak karar almaya çalıştığı internet üstünden yapılan ticaretten alınması gereken vergi konusunda bir mutabakata varmaya çalışıyorlardı. Amerika bu mutabakat masasını terk etti, sebepsiz terk etti. Hiçbir şekilde anlaşmayacağını söyledi. İşine öyle geldiği için üstelik bununla da yetinmedi. Bir deklarasyon yayınladı. Yani diğer ülkeler bu mutabakat içinde olurlarsa o mutabakata varan ülkelere de özellikle münferiden de olsa yaptırımlar getireceğini söyledi. Hani bir nevi ticari açısından tehdit etti denilebilir. Çin'le olan ticaret savaşında da aslında işin özü bu. Amerika çok işine gelmeyen rekabet koşullarında haklı haksız olduğuna bakmadan bir takım yaptırımlar uygulamaya çalışıyor. İşi kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Belki de ulusal çıkarlar açısından baktığınızda yani haksız da denemez. Bizim de belki öyle bir gücümüz olsa biz de bunu kullanmak istiyor olabilirdik. Öyle bir güç sahibi olmadığımız için orada değiliz tabii. Şimdi işin özünde şöyle bir durum var. Amerika'da, Çin'de hem nüfusları sebebiyle hem harcama tutarları hem ticaret hacimleri sebebiyle dünyanın en büyük hem iki üreticisi hem en büyük iki pazarı. Yani birçok ülkeler var bunlara eşdeğer ya da yakın hareket edebilen hem üretim açısından hem pazar açısından ama bunlar bu büyük ülkelerin başında geliyor. Çin üretim adına bir tık öne geçmiş gibi görünse de üretim de biraz daha etkili olsa da tüketim bacağında da çok etkili. Bundan belki 5-10 yıl önce çok bu şekilde 5 yıl değil ama belki bir 10-15 yıl önce bu şekilde değildi. Daha çok tüketimden ziyade üretim bacağı çok daha güçlüydü Çin'in. O zamanlar böyle olsa da şimdi mesela dünyadaki otomobil satışlarına, otomotiv sanayide satışlara baktığınız zaman Çin çok önemli bir pazar. Amerika bunu biliyor aslında. Çin de bunu biliyor. Çin de bunun farkında. Diğer ülkelere karşı zaten bir ülkenin en büyük kozu ne kadar tüketim hacmine sahip olduğu. Aynı gücünü Türkiye'de biliyor örneğin. Biz çok üretim bacağında çok güçlü değiliz birçok konuda ama tüketim bacağında nüfusa dayalı çok ciddi bir pazar etkimiz var. Dolayısıyla biraz daha o güce dayanarak kural koymaya çalışıyor. Çin de aynı şekilde hareket ediyor ama Amerika'nın burada işine gelmeyen tarafı, işin tarafı üretimde bir tık öne geçmiş olması. Yani ticaret açma açısından bakıldığında Amerika şöyle görüyor, işi ipin ucunu bırakırsak ticaret açığı karşılıklı iki ülkenin alım-satım dengesi açısından baktığında Çin Amerika'ya daha çok satan ama daha az alan pozisyonda olacak. Bu Amerika'nın çok istediği bir şey değil. Yani sadece Çin'e karşı değil, bütün ülkelere karşı böyle bir ticaret tavrı içerisinde ama Çin'le olan ticareti çok yüksek olduğu için buradaki açık hani bizde ya da küçük 8-10 ülkeyle yaptığı açıktan çok daha büyük bir açık. Küçük küçük başkaca sorunlarla birçok sorunla ilgilenmektense tek başına bir sorunu halletmeyi yeğe tutuyor gibi görünüyor. Tabii bu esnada başka bir sürü politik oyunlar oynanıyor. İşte sabah yine Bloomberg'de izleyen arkadaşlar vardır belki aranızda. Bu konuyla ilgili bir kısa yorum yaptı. Sözcü gazetesinin yorumcusu, ekonomi yazarı Ege Cansen konuydu. Çok ayakları yere basan bir yorumcudur. Hani denk geldikçe okumanızı ya da takip etmenizi öneririm. İyi bir iktisatçıdır. Orada da yani işte bu konuşacağım şeyler arasında onun yorumları da var. Hak verdiğim kısmı da var. Yani hani Amerika işin ticaret savaşı tarafında
biraz bel altı vurmaya çalışıyor. Ticaret savaşında öne geçebilmek için hiç alakasız başka konuları gündeme getiriyor. Gündeme getirdiği kısım mesela Çin'deki demokrasi meselesi. Demokrasi eksikliğiyle ilgili işte bu özellikle son bir ay kadar oldu olmadı o civarda işte Hong Kong meselesi gündeme gelmişti. Ondan önce ferdi olaylarda yakaladığı zaman gündem etmeye çekinmiyor. İşte mevzu şu, tek parti yönetiminde bir ülkeden bahsediyoruz. Çin'in tanımlaması. Yani işte krallığa benzetme yolunda bir takım yorumlar yapılıyor. Ama işin aslı öyle değil. İşin aslı şöyle, evet tek parti var, evet tek adam var. İşte birçok konuda baktığınız zaman özellikle önemli konularda bu tek adamdan ya da tek partiden çıkan kararlar doğrultusunda devlet politikası belirleniyor. Ama birçok ülkeye baktığınız zaman hani demokrasi var denilen ülkelere de baktığınız zaman zaten işin aslı öyle değil mi? Hani adı belki tek parti değil ama en nihayetinde tek adam yönetiyor. Yani Amerika'yı kim yönetiyor? Tek adam yönetiyor. Ha, senato var, şu var, bu var filan ama herkesin gözü Trump'ın üstünde. Evet bütünüyle serbestlik yok belki Amerika'da ama Çin'de de öyle bir serbestlik yok. Çin'de de Komünist Parti var ve Komünist Parti çok ciddi bir devlet generalinden gelen bir parti. Hani belki de Amerika'da olmadığı kadar güçlü bir devlet geleneğine sahip. Üstelik benim bilmediğim bir ayrıntıydı. Bugün öğrendim. Hani Çin açısından, Çin'i biraz daha tanımak açısından belki detaylardan birisi olabilir ama mesela Komünist Parti'ye nasıl üye olunuyor? Devlet başkanı nasıl oluyor? Yani adamlar aslında belki bizden daha mantıklı bir sistem kurmuşlar. Yani işte o tek adam dediğiniz dediğim gibi birçok demokratik ülkelerde de devam ediyor. Yani Çin'de de böyle oluyor ama olay şöyle gelişiyor. Komünist Parti'ye gençlik yıllarında üye olmanız gerekiyor. Siyasete girmeyi hedef aldıysanız, ülke yönetimine niyet ettiyseniz gençlik yıllarında, üniversite yıllarında katılabiliyorsunuz. Üniversite yıllarında katılabilmenizin de çok önemli bir şartı var. Okuduğunuz üniversitede başarı sıralamasında hani bölüm olarak ya da sınıf olarak neyse işte bulunduğunuz bölümde ilk üç içerisinde olmanız lazım. Yani kafası basmayan adamı almıyorlar yani işinizi. En azından adamların böyle bir garantisi var. Yani kendi branşlarının içerisinde en iyiler aday olabiliyor. O en iyilerin içerisinde de elene elene geliyor. Ve en sonunda işte adam 50, 55, 60 yaşlarına geldiğinde işte basamakları birer ikişer atlayarak parti yönetiminde söz sahibi olmaya başlıyor. Ve sonra devlet başkanı oluyor. Yani sistem aslında özünde kötü bir sistem değil. Hani mevzu değil ama bu konuyla ilgili bakıldığında da siyasi malzeme yapılacak bir durumu yok aslında Çin'in. Zaten son 10-15 yıldır özellikle işte baktığınız zaman grafiklerde baktığınız zaman da görünüyor. Özellikle petrol fiyatlarının artması Uzak Doğu'da ama Çin merkezli sanayi gelişimiyle beraber hareketleniyor. Hangi yıllarda olduğu da belli. İşte buradan bakalım. Şimdi 2000. ...2098 yıllarıydı yanlış hatırlamıyorum. Buradan göremiyoruz, daha eskiyi göremiyoruz. 98 yıllarından sonra yani 2000'li yılların başlarından itibaren Çin'de ciddi bir sanayi hatağı oluşmaya başladı. Sadece Çin'de değil, Çin merkezli. Uzak Doğu'da işte bunun içinde Tayvan var, Singapur var. Hong Kong, Hong Kong'un statüsü biraz daha farklıydı. Peşinden sonra Güney Kore geldi. Falan Uzak Doğu merkezi çok ciddi bir sanayi devrimi oldu resmen. İkinci sanayi devrimi neredeyse. Bunun merkezi de Çin'di. Yani Çin diğerlerine öncülük etti, öğretti. En azından olarak, stratejik politik olarak, ekonomik tavır olarak, ekonomik sistem olarak bunu Çin'den öğrendiler. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük başarı elde etmesini
sebeplerinden birisi de doğru kişiyi doğru yerlerde, daha doğrusu doğru kişileri doğru yerlerde görevlendirmiş olması kaçınılmaz. Bu doğrultuda şimdi işin nihayetinde üstelik Çin'in bazı şirketleri Amerikan borsalarında işlem görüyor. Buna rağmen Amerika çok acımasızca Trump merkezli yönetim Çin'in üstünde siyasi politika geliştirmeye çalışıyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi tabii ticari denge açısından Amerika'nın açık vermesi ama en büyük ikinci unsur belki hatta yakın zamanda birinci plana da geçebilir. Kasım ayında hepimizin bildiği gibi Amerika'da bir başkanlık seçim var. Öyle görünen o ki Trump'ın elindeki en büyük kozlardan birisi o. Yani siyasi ülkelerin siyasi dengelerinde her zaman görünen yaşanan bir mevzu belki bu. Önce bir düşman yaratıyorsunuz kendinize. Yani bu askeri bir düşman değil. Çin'le Amerika'nın bir herhangi bir sıcak savaşa girmesi falan düşünülmüyor. Böyle bir risk olduğu da düşünülmüyor. Gündeme de getirilmiyor. Kimse de böyle düşünmüyor zaten. Mevzu o değil ama düşmandan kasıt burada bir ticari düşman. Yani bizim hakimiyetimizi ele almaya çalışan, Amerika'nın gücünün göz diken, Amerika'nın tahtını sarsmaya çalışan bir Çin var düşüncesi empoze ediliyor. Sonra bu mevzunun çözümü öngörülüyor ya da bu düşmanı siyasi bir düşman olmadığına göre, ekonomik bir düşman olduğuna göre, ekonomik ve finansal açıdan da alt etmeye çalışıyor. Ama şöyle bir handikap var aslında. Bir taraftan da bir çıkmaz var Amerika tarafından. Şimdi Trump'ın iki tane tavrı var, bunu biliyoruz. Birincisi işte bu anlattığımız Çin'le olan husumeti, ticari husumeti. İkincisi de Trump her nedense Amerikan borsalarına çok ciddi şekilde önem veriyor. Hep hiç yani seçim döneminden itibaren söylediği şeyler, işte borsaların güçleneceği, yani belki öyle mi görünüyor bilmiyorum. Yani Amerika'daki borsalar sanki vatandaşın direkt cebine giren paraymış gibi mi algılanıyor? Ya da evet yani Amerika'da bireysel yatırımcının borsaya fonlar aracılığıyla çok ciddi bir yatırım tercihi olduğunu biliyoruz. Bundan da müspet etkilendiklerini de biliyoruz ama bu kadar etkili midir onu bilmiyorum tabii. Yani borsaların bu kadar puan yapması, yani birçok şey ters giderken, aksi giderken tek başına borsayı en önemli konuymuş gibi ele almak bu kadar önemli mi bilmiyorum. O onların problemi, doğru bir hedef seçmiş olabilir ya da olamaz ama neticede Trump'ın kafasında iki tane şey var. Birincisi bu ticaret savaşlarını büyütüp kendine siyasi prim elde etmek. İkincisi borsaları düşünmemek, hatta mümkünse yükseltmek. Şimdi ama öyle olmuyor. İşte yani dünkü harekette bunu gördük. İşte Nasdaq dahil böyle işte alakasız ikinci, üçüncü düzeyde yetkili birisinin Çin'le olan mevzu aslında bitti, anlaşamama noktasına geldi demesiyle beraber işte Dow Jones yaklaşık 600 puanlık neredeyse bir satış yedi. Yani evet grafik içerisinde baktığınızda çok dikkat çeken bir satış şekli değil ama gecenin bu saatinde olmasına rağmen bu kadar etkili bir hareket yapmış olması da potansiyel tehlikenin ne olduğunu gösteriyor. Benim fikrim şu, ticaret savaşları bir müddet daha kaşınacak. Çin'le ilgili değişik senaryolar değişik zamanlarda tekrar tekrar yazılacak ama en azından Kasım'a kadar ben bunun yok olmuyor arkadaş artık deyip havlu atılacağını en azından Amerika tarafından düşünmüyorum. Yani Amerika zaten masadan çekilmediği müddetçe Çin'in masadan çekilme gibi bir kaygısı olmadığını görüyoruz. Yani aslında oldukça iyi niyetle yaklaşıldığı da belli. Evet, tabii onlar da babasının hayrı için bu mevzuya sıcak bakmıyor ya da olumlu bakmıyor. Her iki tarafında ticari çıkarları söz konusu, ülke menfaati söz konusu. Demem o ki bu konuda
Çin ve Amerika bu işi belki Amerika'nın etkisiyle, hani Çin'in öyle bir kaygısı olmayabilir ama Amerika özellikle Trump tarafının ve şu anda şu dönemlerde yetki de onda olduğuna göre böyle bir dargın bir barışık şeklinde seçimlere kadar bu şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum. Bu da hani yeri geldiğinde müspet etkili, yeri geldiğinde menfi etkili sonuçlar yaratabilir. Bu da zaten aslında krizinden sonra, salgın krizinden sonraki işte gerek borsaların gerek piyasaların işte bir şekilde yatay bağlama sürecini destekliyor aslında. Yani hep iyi, hep iyi, hep iyi haberler gelmesini ummuyoruz. Çünkü aslında adamların niyetleri belli. Yani mevzuyu bitirmek istedikleri çok açık. Özellikle dünkü demeçten sonra bence öyle. Bence çok açık. Ama böyle bir etki olmasından da korkuyorlar. Hani mevzu bitti dediğinde borsaların ikinci bir krize ne kadar dayanıklı olduğu ile ilgili tereddütleri var. Bu tepki zaten çok hızlı geliyor. Bu tepki hızlı gelmesine rağmen ne kadar devam eder onu bilmiyoruz. Tabii yani olay gerçekleşirse ve tarafların ikisi tarafından da onaylanırsa ondan sonra göreceğiz. Yani tekrar böyle bir koronada yaşanılan gibi bir sert satış olur mu? Ben onu çok beklemiyorum ama bana göre şöyle bir gerçek var. Koronadaki kadar kolay toparlayamayabilir piyasa. Eğer Amerika ve Çin arasındaki münasebet bir çıkmaza girerse ticari anlaşmazlık netleşir ve bu konuda her iki tarafın da açıklaması bu doğrultuda olursa gelecek düşüş koronadaki kadar hızlı toparlayamayabilir. Yani korona aşamasının, pandemi aşamasında aslında piyasaların şöyle bir avantajı oldu. Şimdi işte borsadaki endeks üstünden konuşacak olursak şöyle söyleyelim. Her şey güdük gülistanlık giderken işte biraz aşağı biraz yukarı ama ağırlıklı yön yukarı herkes mutlu bir havadayken sert satışlar yemeye başladı salgınla beraber. Şimdi borsadan bahsediyoruz. Çok ciddi birkaç gün içerisinde çok ciddi satışlar geldi. Önce bir küçük ikaz geldi ama peşinden aralıksız satışlar geldi. Şimdi burada aslında mevzu şu. Peşinden işte dip bölgelerde önce Fed'den, peşinden işte ECB'den, sonra Japon Merkez Bankası'ndan, sonra İngiltere Merkez Bankası'ndan falan falan. Ne kadar büyük banka varsa, büyük merkez bankası varsa hepsinden işte kimisinden Amerika'dan biliyorsunuz sınırsız destek şeklinde bir açıklama geldi. Avrupa Merkez Bankası'ndan 750 milyar euroluk bir paket açıklandı. Peşinden bir 450 milyar euroluk, sonra peşinden bir 700 milyar euroluk falan. Böyle peş peşe işte birkaç trilyon euronun üstüne çıkan ya da birkaç trilyon euroyu bulan açıklamalar geldi. Bu açıklamalar çok ciddi şekilde borsayı etkiledi. Ama mevzu aslında hikayenin özü şu. Borsa burada yan etkendi. Yani kimse burada, ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Herhangi bunun aksine herhangi bir açıklama da görmedim şimdiye kadar. Kimse borsa buraya düştü diye bu etkiyi daha doğrusu bu desteği sağlamadı. Yani merkez bankaları açısından söylüyorum. Yani kimsenin aklında şöyle bir şey yoktu. Dow Jones 18 binlere düştü abi. Bunu kurtaralım maksadıyla bir destek açıklaması gelmedi Amerika'dan. Orada aslında destek tamamen bireysel küçük yatırımcıyla, halkla ilgili, yani aile fertleriyle ilgili ve küçük sanayiyle ilgili. Daha doğrusu reel ekonomiyle ilgili. Bunun yanında da aile bireyleriyle ilgili, fertlerle ilgili. Yani borsaya yönelik bir hikaye değildi. Nerede ayrışıyor onu biraz sonra söyleyeceğim. Ama bu tabii çok ciddi şekilde borsaya katkı sağladı. Her ülkede de böyle oldu. Amerika'da DAX, işte pardon Avrupa'da DAX ve diğer borsa endeksleri, Amerika'da S&P'si, Dow Jones'u, Nasdaq'ı hepsi bununla beraber yukarı doğru tetiklendi. Hani günlerdir söylenilen işte bu düşüşün toparlaması V mi olacak, U mu olacak, W mi olacak falan şeklinde. Şimdiye kadar olan görüntü V şeklinde. Yani
Hani nasıl düştüyse ona yakın bir şekilde çok hızlı toparlamaya başladı. Dow Jones'ta bir de zirveye çok yakın yerlerde hareket ediyoruz. Nasdaq eski zirvelerini kırdı. Her gün neredeyse yeni zirveler ekliyor. İşte şeyden önce, salgından önceki zirve 10 bin seviyelerken bugün 10.200, yani çok büyük bir fark olmamakla beraber %2, 2,5 bir farkla yukarı doğru hareket ediyor. Şimdi bütün etkilerin geçmiş olduğu bir dönem olsa evet, yani olabilir ve toparlandı. Böyle sancılı bir süreç yaşadık ama bu sürecin etkileri geçti. Bu saatten sonra da herkes önüne bakıyor denilebilir ama öyle bir şey olmadığını biliyoruz. Yani tabii burada Nasdaq ayrışıyor. Onu eskiden beri söylüyorum ki Nasdaq hisseleri sebebiyle çok iyi paralar kazandığı için şirketler orada bir ayrışma var ama hadi onu bırakın. Yani Dow Jones'a ne oluyor? Bundan önce gördüğü 29 bin seviyelere şu anda çok yakın. Hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. Bunun sebebi işte dediğimiz gibi aslında hedefi borsalar olmayan destek yardımlarının gelmesi. Şimdi bunlar da böyle olmadı. Mesela 2008'deki krizde böyle olmadı. Hani Morgıç krizinden iki tane, üç tane, beş tane hani Lehman Brothers'la peşinden gelen 12 banka yanılmıyorsam toplamda Morgıç krizinden batan bankaların peşinden kimse borsa çok düştü ve müdahale edelim demedi. Oradaki hikaye başkaydı. Finansal bir krizdi ve reel sektöre, bankacılık sektörü açısından söylemiyorum ama reel sektöre bir müdahale gerekmiyordu ve faydasızdı. Zaten reel sektörün böyle içine düştüğü bir sıkıntı da yoktu. Ama şu bu son salgın krizinde öyle olmadı. Direkt salgın reel sektörü vurdu ve ona yönelik yapılan yardımlar borsaya yaradı. 2008'deki krizde bankalar battı. Bankaların batma şekli, oradaki şeyler, yönetim eksikliği, yönetim yanlışlığı, Amerika'daki kural koyanlardaki hatalar filan neyse bunlar gözden geçirildi ama hisseler düştüğü yerde kaldı. Yani kimse bir para pompalamanın bu işe bir çare olacağını düşünmedi. Ben de düşünmüyorum. Yani hani para pompalansaydı nereye pompalanacak? Batan batmış zaten. Yani önce iki banka peşinden 10 banka daha sürüklenerek 12 bankaya çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Batmış 12 bankayı tekrar diriltmenin şey yoktu. Bir de batma sebeplerinin arkasında işte hane halkına dayalı olmakla beraber daha doğrusu Amerika'nın azımsanmayacak kitlesine yayılan bir sorun vardı. Yani evlerin fazla değerlenmiş olması, fazla kredi risk limitinde mortgage'ın fazla yüzdeyle teminat olarak kabul ediliyor olması sıkıntı yarattı. Böyle bir bankacılık açısından böyle bir açık olduğu görüldü. Sonra toparlandı. Normal finansal şartların gerektiği tedbirler alındı. Tekrar olmaması için yeni kurallar koyuldu ve herkes yolunda devam etti. Ama borsalar bu esnada çok ciddi yaralar aldı. Hani morgıç krizinden batan bankaların dışında hisse senetlerinin düşmesi sebebiyle de birçok aracı kurum battı peşinden. Birçok finansal fonlar sıkıntıya girdi. Ama hiç böyle bir doğrudan finansal destek açıklaması gelmedi. Doğru da değildi doğrudan finansal destek açıklaması. Yani borsanın ve şirketlerin içinde yaşadığı olağan risklerden birisiydi ve onlar yaşandı. Ondan önce 11 Eylül saldırılarında reel piyasaya etki eden böyle çok ciddi bir çöküntü yoktu. Orada da bir reel piyasaya müdahale açısından herhangi bir destek haberi gelmedi. Ama orada da borsalar çok ciddi yara aldı ve bu kadar kısa sürede toparlayamadı. 2008 krizine göre biraz daha çabuk toparlamış olmasına rağmen o çok daha uzun sürdü 2008 krizi. Ama o Çişkulelerdeki 2001'deki mevzu biraz daha çabuk bitmesine rağmen şimdiki kriz kadar çabuk atlatılamadı finansal ayağı. Yani aslında mevzuya baktığınız zaman reel sektörün çok ciddi şekilde bu krizden yıprandığı çok aşikar. Yani webinarlarda hep söyledik şimdiye kadar.
Şimdiden sonra ben başka yorumcu arkadaşların da bu konuda çok ciddi yanlışlar yapıldığını söylediğini duyuyoruz ama hani genel dünyadaki yöneticilerin bu konuda çok yanlış yapması bizi buraya getirdi. Dün işte yine yanılmıyorsam Habertürk'te şey vardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama şey işte mukayese ise işte AIDS salgını ile ilgili mukayese yapıldığında o dönemde bir yıl içinde 1.200.000 ölen insan sayısı. Şimdi böyle bir ölüm yok yani dünya üzerinde ama ondan çok daha büyük etkisi oldu. Hani o günleri hatırlayan arkadaşlar varsa şeyi hatırlarsanız kimsenin umurunda değildi yani 1 milyondan fazla insan ölmüş ama umurunda değildi. Ha yani bulaşma şekli, bulaşma içeriği, bulaşma hızı açısından farklı belki şeyler vardı ama en nihayetinde şey dünyaya verdiği zarar onda daha büyüktü. Burada niye bu kadar şey oldu? Büyük bir kriz olarak göründü. İşte peşi peşine bazı doktorlardan da açıklamalar geliyor aslında zaman içerisinde. İşte benim çok anladığım şeyler değil ama bir insan vücudunda 100 milyondan fazla virüs çeşidi bulunmuş ya da 100 binden fazla. İşte çok sıfırları ne kadar olduğunu bilmiyorum. 100 bin de olabilir, 100 milyon da olabilir, sallıyorum. Yani önemli değil. Mevzunun içeriği önemli. Burada şey deniyor yani 100 bin değil 100 tane de virüs olsa 1.000 tane de virüs olsa ve en az bunun kadar tehlikeli virüsler hani kastedilen ciddiye alınabilecek virüsler ve her birinin en az bunun kadar ölümcülük oranı var ama hiçbirisinde biz bu etkiyi yaşamadık. Yani dünyanın daha önce böyle bir tecrübesi yok. Böyle bir tecrübe yaşamadı modern dünyanın. İşte çok eskilerden bazı salgınlar olmuş ama o zaman finansal yapı bu mertebede değil, işte iletişim bu mertebede değil. Avrupa'da olan salgın yıllar sonra işte Orta Doğu'nun haberi olmuş falan. Böyle ekonomiler zaten bu kadar kırılgan ve bu kadar hızlı büyüyen, bu kadar büyük ekonomiler de söz konusu tabii o tarihlerde. Dediğim gibi modern dünyanın karşılaştığı ilk tecrübe bu. Bu tecrübeden de aslında finansal açıdan baktığınızda aslında finansal açıdan değil ama yönetimsel açıdan baktığınızda bence kesinlikle sınıfta kaldı. Yani hani bir şey yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor, evinizde kapanın bu çözüm değil. Yani kapan nereye kadar işte görünüyor. Şimdi deniyor ki Güney Kore'de, Çin'de işte birkaç ülke daha var, Hindistan'da işte ikinci dalga geliyor. İkinci dalga falan değil ki o bitmemiş birinci dalga. Yani Güney Kore'de zaten kaç kişiydi ki? 1.000 kişi olmadı virüs etkisi. Ne oldu? Adamlar kapandı. Disipline ettin. Herkes kurallara uydu. Nereye kadar? Yani nereye kadar işte? 3-5 ay oldu. Ondan sonra insan psikolojisi bir yere kadar tahammül ediyor. Ondan sonra sokağa da çıkıyor. Maskesini de bırakıyor. Yani bir rahatlamaya çalışıyor. O esnada da bu virüsü kapıyor. Yani hani eninde sonunda kapacaksan niye dünya ticaretini öldürdün abi? Eninde sonunda bu iş buraya gelecekse niye petrolü 6.70'e indirdin? Değil mi? Adama öyle sorarlar. Yani ha tabii ben kendi tarafımdan bakıyorum belki mevzuya. Yani bizim pozisyonlarımız olduğu için bunları söylüyor değiliz ama en nihayetinde herkes daha doğrusu finansal aktörlerin çok ciddi bir kısmı olumsuz etkilendi. Sadece yatırımcı tarafından değil. Hani borsanın içindeki ya da reel sektörün içindeki şirketler de çok ciddi şekilde etkilendi. İşte kısmen o sabah söylediğimiz daha doğrusu ikinci şeye de girmiş olduk konuya. Şu ana kadar pompalanan para bu krizin etkilerini söndürmeye yarar mı? Etkilerini atlatmaya yarar mı? Ya belki şöyle söylenilebilir. Evet, ateşini söndürmeye, hızını kesmeye yarar. Yaradı, çok net görülüyor. Çok doğru hamleler yapıldı bu tedbir konusunda, finansal tedbirler konusunda. Siyasi yönetim çok büyük yanlış yapmasına rağmen finansal yönetim, dünya genelinden bahsediyorum, finansal yönetim çok ciddi ve doğru adımlar attı açıkçası.
siyasi yöneticilerin açıklarını bu doğrultuda kapatmaya çalıştılar ve ciddi miktarda da kapattılar. Evet, ateşini söndürmeye yarar. Söndürdüğünde ciddi ölçüde görüyoruz ama şöyle bir gerçek var. Şimdi bu hisse senetlerinin ya da bu endekslerin, yine tekrar söylüyorum, Nazlı'yı ayrı tutarak söylüyorum çünkü o şirketler zaten kendini kurtardı, kurtarmaya devam ediyor. İyi de para kazanıyor. Onların öyle bir sorunu yok. Ama diğer sanayi şirketlerinde ya da reel ekonomiye dayalı diğer şirketlere baktığınız zaman, şirketin hissesi yükselmesine rağmen şirketin hala karlılığında sıkıntı var. Hala ciddi bir sıkıntı var. Ve şirketin siz hani AMD para vererek, belki burada Amerikan hükümeti ya da Fed doğrudan işte bir X şirketinin hissesini alarak yükseltmiyor ama işte kime veriyor? Bana para veriyor. Vatandaşıyım. Bana mali destek sağlıyor. Ben bu mali destek sayesinde refahımı koruyabiliyorum. Refahımı koruduğum zaman da yatırım alışkanlıklarıma devam ediyorum. Yatırım alışkanlıklarım ne? İşte düşen hisseyi almak. Düşmüş hisse, şimdi yatırımcı olarak ben bunu tercih ediyorum. Eninde sonunda bu hisse yükselir diyorum ama yani acaba, evet yani yükselmeye yükseliyor. Onun sonuçlarını görüyoruz şimdi ekranda. Ama şirket aslında karlılık açısından baktığınızda eski noktasına gelebilecek mi? Bu çok önemli soru bu aslında. Şimdi şöyle bir takım yapay yorumlar var. Yani reelle uymuyor aslında. Yorum şu, yani yorum değil aslında, bu bir doğru. Şimdi baz etkisi denen şey var ya, nedir bu baz etkisi? İşte bu sene veriler çok kötü geliyor. Ne geliyor? Daralma geliyor. İşte kimisine göre %20'lere kadar çıkabilir. Amerika'dan bahsediyorum. Kimisine göre işte %4'lerde, %2,5'larda kalabilir. Hani iyimser ve kötümser şey. Şimdi her ne olursa olsun ortalama, biz ne olacağıyla ilgilenmiyoruz. İşte süreci incelemeye, irdelemeye ve onu yorumlamaya çalışıyoruz. Varsayalım ki Amerika bugün bu sene içerisinde %10 küçülmüş olsun. 2020 içerisinde %10 küçülen Amerika'nın ve zaten şok etkisini, en kötü senaryoyu da 2020 içerisinde şimdiye kadar görmediyse bile göreceği için 2021'e geçtiğinizde bunun arttığını göreceğiz. Yani niye? Çünkü o kadar çok düştü ki, yani bir miktar yükselecek. Şimdi o zaman yapılan yorum şu, deniyor ki yani hiçbir şey yokmuş gibi Amerika ekonomisi tekrar artan kaliteli verilerle, hani birçok verisi aslında Avrupa'ya göre geçen webinarlarda da konuştuk, çok hızlı düzeliyor. Bu da bir ayrı sorun olarak geliyor ama şimdi onu birazdan anlatayım. Şimdi o kadar çok düşmüş ki milli gelir, bu kadar çok düştükten sonra kendisi hani dip yaptı ve toparlandı. Baz etkisi denen şey böyle. Ondan sonra da zaten ekonomi zaman içerisinde toparlanacak. Bu baz etkisinden gelen iyi verilerde piyasaya ciddi de bir süre kazandıracak. Bu sürenin peşinden gelen reel sektördeki düzelmelerde borsayı da tetikleyecek, piyasayı da tetikleyecek. Her şey yıllar boyu günlük gülistanlık olacak. Ya bu mümkün değil ki. Yani böyle bir şeye yatırımcı yutar mı? Hani ufak yatırımcı yutsa da bunu büyük yatırımcı yutmaz. Yani şimdi adamın milli geliri 10 liradan %10'luk küçülmeyle 9 liraya düşmüş. 9 liradan hani o kadar çok düştüğü için yüzde işte birlik bir şeyle, bir düzeltmeyle 9,90'a çıkmış. Yani şimdi 9,90 olduğunu bilmiyor mu? Yani bu veri dediğiniz şey sadece ne kadar düştü, ne kadar çıktı hikayesi değil ki. Bir de orada şey de var, yani minni gelir denen bir rakam da var. Yani işte 40 bin dolar, 30 bin dolar, 10 bin dolar ya da bizim gibi ülkelerde 10 bin dolar altında, 8, kimisine göre 8 bin dolar, kimisine göre 15 bin dolar. Yani ama adamlar böyle 50 bin dolarla 60 bin dolarlardan bahsediyorlar. Yani hani %20 küçülme milli gelirde kişi başına 10 bin dolarlık bir küçülme demektir. Bunun yerine koyulmasını bekler ciddi yatırımcı. Yerine koyabildiği zaman, çünkü bu insan
şey yapar, yatırım yapabilir. Yani ister hisse senedine küçük yatırımcı, ister büyük yatırımcı olarak sanayiye yatırım yapar. Ama en nihayetinde para denilen şey kazanıldıkça yatırıma döner. Yani senin oradaki verilerinle, yani bu Türkiye İstatistik Enstitüsü değil ki, oradaki verilerle 9'a düşmüş, 9'dan 9,5'a çıkmış, aa her şey çok güzel abi falan şeklinde değil ki. Sen 10'dan düşmüşsün 9'a, kaç sene içerisinde yakalayacaksın tekrar onu? Reel sektör bunu çok iyi takip eder. Yani bizdeki gibi değil oradaki mevzu. Ben o açıdan 2020 yılı bitti. Yeni yılda 2021'de yeni verilerle herkes gayet mutlu senaryosuna inanmıyorum. Bu böyle bir şey olmayacak. Yani toz pembe olmayacak hayat 2021 yılında. 2020 yılından aksine sanki reel sektör açısından, tabii dolaylı olarak da borsalar açısından 2020 yılının daha henüz nesi diyelim, cezaları, reel sektöre kesilen cezalar ya da reel sektördeki iflaslar ya da reel sektördeki dökülmeler her ülke için böyle. Henüz daha ortaya çıkmadı. Suni teneffüste ayakta kalan, bunu sadece biz söylemiyoruz. Yani ekonomi yönetimindeki işte IMF'de olsun, Dünya Bankası'nda olsun, Fed'de olsun, ECB'de olsun birçok yorumcu, yönetici de bunu söylüyor. Yani zaman içerisinde evet toplu olarak düşüşün en kötü senaryo görüldüğü kanaatinde birçok insan, ama münferit olarak bakıldığında da X şirketi batacak mı, çıkacak mı, karlılığı ne zaman toparlanmaya başlayacak, hatta ne zaman kâr etmeye başlayacak, adam hala zarar ediyor. Hala toparlanma aşamasında, ama ne zaman bu toparlanma süreci sona erecek, ne zaman son bulacak, bunlarla ilgili hala çok ciddi tedirginlikler var. Yani bu şirketlerin yapısının düzeltilmesi öyle 3 ayda 5 ayda borsalardaki endekslerin toparlanması gibi olmayacak maalesef. Hiçbir yerde olmayacak. Sadece bizde değil. Yani Amerika'da da böyle olmayacak. Kaldı ki Amerika, işte biraz önceki konuya gelirsek, Amerika verilerini en hızlı düzelten ülke. Şimdi bir başka tehdit daha var. Tehdit derken tehdit olabileceği varsayılıyor. Tehditin şekli de şu: Amerika verilerini o kadar iyi düzeltiyor ki, o kadar hızlı düzeltiyor ki, kimsenin beklemediği şekilde düzeltiyor. İşsizlik oranını çok hızlı düzeltiyor. Milli gelirle ilgili herkes %20'de, %25'te, belki %20'nin, yani en iyimser tahmin %20'lik küçülmeyken şu aralar %5, %4'te kalabilir diyenler var. İlerleyen süreçte belki bu daha da iyimsere dönecek. Yani belki büyümez ama hiç olmazsa küçülmez diyenler de olacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: gün geçtikçe Amerika'nın hem tahmin açısından hem reel sektör açısından bakıldığında şeyler oldukça iyimser devam etmeye başladı. Avrupa'da öyle değil, gelişen ülkelerde öyle değil. Bizim gibi egzotik ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde öyle değil. Veriler hala çok ciddi şekilde kötü geliyor. Burada da bir ekonomik açılmanın, yani güç açılmasının, işte Amerika zaten çok güçlü. Hani bu krizden sonra çok hızlı toparlaması sayesinde bu güç farkı diğer ülkelerle, Avrupa ülkeleri de dahil buna, çok ciddi şekilde, çok daha büyük şekilde açılması yönünde şeyler olduğu söyleniyor. Hani bunun da, bu kadar gücün açılmasında daha da sertleşen, hani dünya çapında bir otoriter rejime doğru giden bir yönetim şekli. Adam hani o kadar, şimdi de öyle değil mi? Hani dünyanın jandarması diyoruz ya, adam daha da güçlendiği zaman bu sefer daha da güçlü olacak, daha da sert tavırlar, daha da sert tepkiler vermeye başlayacak. Korkulan, endişe edilen şey o. Bunun yanında yani son günlerde mesela benim dikkatimi çeken bir başka konu var. Tekrar şey konuşulmaya başladı. Çok enteresan. Bu işte finansal yatırımcıların ya da finansal çevrelerin konuşacak konu bulamadıkça dönüp dolaşıp geldiği şey,
Ne olacak abi? Bu dolar tuvalet kağıdı mı olacak? Hayır, öyle bir şey olmayacak. Olmadı da. Bu pandemi krizinden önce de geçenlerde yine konuşmuştuk. Pandemi krizinden önce de, salgın meselesinden önce de aynı şeyler çokça konuşuluyordu. İşte dolar önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde, hatırlayın, çok ciddi şekilde değer kaybedecek. İşte kimse umursamayacak. Rezerv para olmaktan çıkacak. Amerika'nın kurduğu saltanat yıkılacak. Hatta belki işte bu Bitcoin şeyin, Bitcoin ya da coinler neyse, bunların yerini alacak. Oldu mu öyle bir şey? Olmadı. Yani her seferinde de sanki Amerika elinin tersiyle, yani dolar diyelim daha doğrusu, bunları söyleyenlere, ha sen misin bunu söyleyen deyip işte üstünden çok geçmeden elinin tersiyle şamarı indiriyor. İşte pandeminin bir döneminde öyle oldu. Herkes her şeyini sattı. Sterlin satıldı, euro satıldı, satılmaz denen her şey satıldı. Altın bile satıldı. O coin denilen, herkesin güvendiği geleceğin parası olacak denen şey ilk satılan enstrümanlardan birisi oldu zaten. İnanılmaz değer kaybetti. İşte böyle şey, içi boş delikanlı gibi durumuna düştü bir anda. Kime rakiptin abi? Dolara. Ne oldu? Bitti. Hikayem bitti yani. Şimdilerde konuşulmuyor bile neredeyse. Öyle olmadığını gördük. Şimdi tekrar konuşuluyor. Yani böyle biraz şey, mahallede yapılan dedikodu gibi. Mevzu bitince bir tane fix konunuz var. Dönüp dolaşıp bu dolar ne olacak abi? İşte bizim şey, içeride siyasi argüman olarak bu memleket nasıl kurtulur abi hikayesi gibi. Konu bulamazsan iş buraya gelir. Burada da finansal çevrelerin konuştuğu şey, bu dolar ne olacak? Dolar batacak mı, çıkacak mı? Hayır, batmayacağını dün bir daha gösterdi. İşte hangi enstrümanı açarsanız açın, dünkü hareketinde işte bu euro doların karşılığı, dünkü hareketinde ilk verilen tepki hemen dolar değer kazanıyor. Şimdi bakın, borsa düşüyor, dolar değer kazanıyor. İşte gelişen ülkeler değer kaybediyor. Gelişen ülkelerin paraları. Güney Afrika randımının grafiği bu. Şu hareketten bahsediyoruz. Yani çok atla deve bir hareket değil belki ama gecenin o saatinde ve sadece üçüncü derece bir yetkilinin konuşmasıyla yaptığı hareket. Hemen verilen tepki, dolar değer kazanıyor. İşte başka neye bakarsanız bakın, işte petrol satılıyor, dolar değer kazanıyor. Karşısında ne varsa değer kaybediyor. Yani burada enteresan bir hareket oldu sadece. Böyle bir durumda risk algısı açısından baktığınızda, mesela CHF ile Japon yeninin aynı tarzda bir hareket yapmasını bekleriz. Şöyle yapalım. Şimdi dün geceki harekete bakalım. Dün geceki hareket, şu hareket. Burada şu mumdan bahsediyorum. Burada ilk aşağı doğru atakta Japon yeni değer kazandı. Yani şey, hani güvenli liman algısı ile ilgili. Bütün paritelerde euro dolardaki hareketin sebebi anlamlı, ne yaptığı belli. İşte sterlinde anlamlı ne yaptığı belli. Dolar değer kazanıyor, dolar değer kazanıyor. Burada dolar değer kazanmıyor, Japon yeni değer kazanıyor. Neden? Çünkü işte güvenli liman algısından. İyi, tamam, eyvallah, onu da koyduk bir kenara. Dönüyoruz. Japon yeni değer kazanıyorsa, diğer enstrümanlar değer kaybediyorsa, burada güvenli liman etkisi çalışmıştır arkadaşlar diyebiliriz. Oradan dönüp altına bakarız. Evet, altında da bu mevzu çalışmış. Çok küçük de olsa çalışmış. Sonra tepki vermiş. Dönüyoruz CHF'ye. CHF niye değer kaybetmiş? Şu hareket. Şu mum görünebiliyor mu bilmiyorum. Biraz daha büyüteyim. Şu mumdan bahsediyorum. Bu mumda USD-CHF yukarı doğru hareket ettiğine göre, yani ilk tepkiyi baz alarak söylüyorum. Yukarı doğru hareket ettiğine göre burada güvenli liman etkisi çalışmamış. Demek ki buradan şu yorumu yapıyoruz. Yani olmuş senaryonun üstünden hareket ederek yorum yapıyoruz. Yani hani o saatte bir işlem pozisyonu yaratmak ya da bir işlem pozisyonu çıkarabilmek için yapmıyoruz. Geleceğe yönelik, önümüzdeki günlere ilişkin bir takım sonuçlar çıkarmak için şey yapıyoruz. Burada Japon yeni ve altın güvenli liman etkisi gösterip değer kazanırken, CHF bu etkiyi küçük de olsa gösterememiş ve diğer majör paritelere uymuşsa, demek ki bu mevzu uzasaymış, altın ve Japon yeni de dolar endeksi karşısında değer kaybetmeye başlayacakmış. Yani hani buradaki sanal görüntü
Benim inancım o, eskiden beri CHF'yi daha stabil para olarak kabul ettiğimiz için CHF'nin daha dengeli hareket ettiğini, ben burada yanılanın Japon yeni olduğunu düşünüyorum. Yani yanılan derken aksi tavır gösteren burada sanki CHF'ymiş gibi görünse de sanki hani şunu söylemeye çalışıyorum. Hareket devam etseydi bu böyle gidip böyle gelmeyecekti de yani böyle devam edecekti, hareketin devamını kastediyorum. Ama Japon yeni böyle inip böyle çıkacaktı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani güvenli liman etkisi burada çalışmış ama hareket büyümeye, olay büyümeye devam etseydi bu hareketin devamında bu gelmeyecekti. Kriz zamanındaki satışta gördüğümüz gibi altın da Japon yeni de satış yemeye başlayacaktı. Bunu şunun için söylüyorum. Tekrar gündeme gelen dolar, işte euro dolardan bakıp, sterlin dolardan bakıp 3 kuruşluk prim yapan major pariteleri gördükten sonra dolar değer kaybedecek. Herkes onu bırakacak abi bilmem ne falan meselesine koşturanlara inanmayın. Bunlar çok normal. Elbette bu parite euro dolar da olsa, sterlin dolar da olsa durduğu yerde durmayacak. Aşağı yukarı bir takım yerlere hareket edecek. Yani 1.17, 1.18 civarını bunun geçemeyeceğini de daha önce de söyledim. Şimdilik en azından bu sene içerisinde geçemeyeceğini. Kaldı ki geçse ne olur? Yani bu parite çok çok eskiden çok daha büyük yerleri gördü. İşte aylık grafiğe baktığımızda euro doların şuraya baktığımızda 1.50 seviyelerin üstünde olduğu dönemleri de hatırlıyoruz. Yani orada da dolar dolardı. Ondan sonra düştü. Parça parça düşe düşe işte bugünlere kadar geldi. Bu şu düşen kanal değil daha doğrusu düşen kırmızı trend çizgisi daha önce de konuşmuştuk. Burada bir mavi ile beraber bir daralma üçgene sebep oluyor. Bu üçgen çok büyük ihtimalle bana göre aşağı değil yukarıya kırılacak. Yukarıya kırıldığında da elbette şimdiki, ya yani şimdi için söylemiyorum. Bir müddet daha devam ettikten sonra, bir süre sonra, bir yıl sonundan sonra belki, yani önümüzdeki yılbaşı olabilir, bu yıl sonu olabilir. Neyse, mevzu o değil. Mevzu şu, dolar eğer bu düşen tren çizgisi kırılırsa hedefi tabii ki 1.20, 1.25 ya, hatta belki daha da üzeri olabilir. Ama bu doların rentabilitesinin kaybolacağı, doların dünya çapında tercih görmeyeceği bir durum olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Hani 2007-2008 yıllarını hatırlayın. Finansal sektör içinde olup olmamanız çok önemli de değil. Finansal sektör içinde olmasanız bile doların yüzüne bakılmayan bir dönem oldu mu işte 1.50'deyken bile olmamış. 1.40'lardayken bile olmamış. Yani dediğim gibi dolar her zaman o dönemlerde de 1.50-1.55 seviyelerindeyken de euro dolar. Dolar her zaman bir rezerv parasıydı. Dolar her zaman makbul bir paraydı. Dolar her zaman dolardı. Bundan sonra da böyle kalacak. Dolar yani sistemin ilerleyişi ve sistemin gelişmesi oluşumu sebebi de doların olmadığı yani ya da doları reddedebilecek bir finansal piyasanın kurulması neredeyse hatta neredeyse kelimesi bile fazla imkansız. Yani çünkü şu anda hani finansal isyan etmek gibi bir şey. Buna kim cesaret edecek? Amerikan var bunun cezasını keser. Yani mesela varsayalım ki güçlü bir ülke kim? İşte Çin olsun. Hani Amerika'yla şey yapabilecek, kafa tutabileceğini düşündüğümüz ticari gücü. Tutsaydı adam yani hani kafa tutmaya kalksaydı şimdi kendi çıkarları için kafa tutardı. Şimdi bile uysal çocuğu oynuyor Çin. Yani hır çıkartan o değil ki. Hır çıkartan Amerika hep. Çağırıyorlar adamları. Oturun masaya. Çinliler geliyor. Oturuyor. Kalkın biz kabul etmiyoruz. Kalkıyor gidiyor. Adamları kaç sefer çağırdılarsa adamlar geldi. Hiçbir zaman problem yaratan taraf Çin olmadı ki. Yani hani kendi hakları konusunda bile problem yaratamıyorlar. Niye? Çünkü finansal olarak Amerika gibi bir ülkeyi karşısına almak kimsenin işine gelmiyor. Amerika hem dediğimiz gibi üretim aşamasında hem tüketim aşamasında çok ciddi bir güç. Kaldı ki finansal olarak da çok ciddi bir güç. Yani sadece üretim tüketim açısından değil, kredibilite açısından, turizm açısından, ekonomik diğer unsurlar açısından
Birçok açıdan adam elini dokundurduğu bir ülkeye çok hızlı şey yapabilir, kaynak sağlayabilir, yön verebilir, çok hızlı şekilde geliştirebilir. Çin de bundan menfaat sağlamak istiyor. Ne sakıncası var? Yani kim olsa yapmaz mı bunu? Şimdi dolayısıyla herkesin böyle düşündüğü bir ortamda birisinin herhangi bir ülkenin Amerika'nın karşısına geçip cengaverlik yapıp da "Ey Amerika, sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? Hadi bakalım, ben bu doları rezerv para olmaktan çıkartıyorum" filan demeyeceğine göre, yani derse de ağzının payını alır zaten. Yani hani dese bu çözüm gelir manasında söylemiyoruz. Desen ne olacak? Ağzının payını alır oturursun yani. Dolayısıyla bu sürecin böyle gelişmeyeceğini biliyoruz. Böyle gelişmeyen bir süreç içerisinde de doların rezerv para olmaktan, gücünü kaybetmekle ilgili herhangi bir endişesi olmayacağını biliyoruz. Bu konuyla ya da başka konularla ilgili sorularınız varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugün panelimiz eksiksiz çalışıyor, sorularınızı görebiliyoruz. Bazı soruları kendi içinde konuları anlatırken yanıtlamış oluyoruz her seferinde. Bu sefer de biraz öyle oldu. Değinmediğimiz konularda bir iki soru gelmiş. Sorulardan birisini okuyayım. Remzi Bey, XT-YY USD koridoru diye yeni bir enstrüman eklenmiş. VTA ile farkı nedir? Teşekkürler. VTA ile farkı hesaplama yöntemi arkadaşlar. Bahsedilen şu, tipinde çalışan arkadaşlar son günlerde görmüş olabilirler. 2 gün oldu yanılmıyorsam. Tikmil böyle bir enstrüman ekledi. XTY USD. Bu crude oil, yani aslında Amerikan tipi ham petrol. Amerikan tipi ham petrol, iki tane Amerikan tipi ham petrolümüz oldu. Birisi VTI, birisi XTY. Bunların birbirinden farkı, XTY'nin hesaplama yöntemi bir aylık kontrat, yanlış hatırlamıyorsam, ya bir aylık ya da 1 artı 2'nin ortalamasından alınan kontratla, yani yakın tarihli kontrattan hesap edilerek çıkartılmış spot petrol. Spot petroldür, bu vadeli değildir. Fiyatı niye 40-80? İşte yakın vadelilerden hesaplandığı için 40-80, yani bizim istediğimiz seviyeler aslında, bizim gitmeyi düşündüğümüz seviyeler. Şöyle de denilebilir, hani VTI'nin hedefi bu. Büyüyünce bunu buraya gelecek seviye olarak. Bundan kaçınılmaz. Çünkü VTI 12. ay vadeli, bizdeki VTI 12. ay vadeli kontrat üstünden hesap ediliyor. Bunun üstüne swap farkı düşülüyor. Swaplar bugünlerde yüksek olduğu için, hala yüksek olduğu için iyimser, daha iyimser swap verdiği halde Tikmil'de bile -6,65'te değişmemiş. Hala -6,65. Şimdi -6,65 üstünden 6 ay kontrat üstünden geri gelirseniz karşılaştığınız rakam bu. Yani hani bankacılıkta kullanılan bir ters repo terimi var ya, o öyle hesap ettiğiniz zaman kontratın şu anki fiyatından, içinden swap'ı düşerseniz, bir yani önümüzdeki vade süresiyle de bunu çarparsanız swap'ı, kontrat fiyatından düştüğünüz zaman karşınıza buradan bu çıkıyor. Sebebi dediğim gibi 12. ay kontratları bizde hesap ediliyor, VTI'de. Bizim işlemlerimizde maalesef burada takıldı kaldı. XTY öyle değil. XTY'da bir aylık, yani 4. aydayken 5. ay kontratı, 5. aydayken 6. ay kontratı. Yani bir ay sonraki kontrat baz alınıyor ve içinden bir aylık swap düşürülüyor. Spot fiyat bulunuyor. Vade süresi her daim maksimum bir ay olduğu için burada Brent'e çok yakın bir fiyatlama oluyor. Aslında şöyle bir şey vardı, gerçek durum vardı. Eskiden beri, yani ben bunu ilk defa görüyorum. Hani oldu da ben ilk defa görüyorum değil, bu olmadı daha önce. Benim görmediğim zamanlarda da olmadı. XTY ile VTI eşit fiyatlarda, çok aralarında çok küçük farklar olurdu. İşte 20 pip, 25 pip, belki 30 pip, neyse. Hani 50 sent fark olduğunu ben şahit olmadım. Olmuşsam da hatırlamıyorum, ama diyelim ki maksimum 50 sent arada fiyat farkı olurdu. Niye? Çünkü şey çok küçüktü, swap çok küçüktü. O tarihte de VTI 6 ay
6 ay diyorum, pardon, yıl sonu kontratıyla hesaplanırdı. O tarihte de XTR bir aylık kontratla hesaplanırdı. Dolayısıyla swap da küçük olduğu için küçük swap'ı ha 6 ayla çarpmışsın, ha bir ayla çarpmışsın. 6 aylık kontratın farkı da bir tık daha yüksek olduğu için swap'ı da geri alsam bile ikisinde de 3 aşağı 5 yukarı aynı sonucu buluyordum. Aradaki fark böyleydi. Bu farkın açılmasının tek sebebi swap. Swap'ın açılması farkın açılmasını getirdi. Aynı şekilde swap'ın düşmesi farkın kapanmasını getirecek. Swap düşmese dahi arkadaşlar, şöyle bir gerçek var. VTI ile XTE 10. 11. ayda eşitlenecek. Çünkü en nihayetinde 10. 11. aya geldiğimiz zaman XTE'nin da üstündeki swap çarpanıyla, swap ve vade çarpanıyla VTI'nin da üstündeki swap ve vade çarpanı eşit olacak. Ne demek istiyoruz? Bu bir aylık kontratla işlem yapılıyorsa VTI 11. aya geldiğimizde de bir aylık işlem kalacak. Çünkü 12. ay kontratlı işlem yapılıyor. Dolayısıyla ekranda her ikisinde de eşitlenmiş rakamlar görmekten başka seçenek yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. VTI'de işlem açık olsaydı XTE'ye gideceğini bildiğimiz için VTI işlem açılmıyor. Tek sebebi budur. Hani bu çok açık bir şeydi. Fiyat sağlayıcının açığa düşmesiydi aslında. Hesaplama yönteminin sıkıntısı. Bu hesaplama yönteminin sıkıntısı yüzünden VTI işlemi açılamıyor. Niye? Alan yatacak çünkü. Önündeki ekran belli. VTI'nin fiyatı XTE'ye gidecek. Böyle bir arada uçurum bir fiyat farkı olduğu müddetçe de VTI işlemi açılmaz. Bir yerde farkın kapanması beklenecek. O fark kapandıktan sonra işlem açılmasını bekliyoruz. Diğer bir soruya geçeyim. Trade isimli üniversitenin bu konuda biraz araştırma. Zafer Bey de aynı soruyu sormuş. XTE ile ilgili. Herhalde yeterince şeyi yazdık. Yani hani mevzumuzu bu. XTE de bir petrol enstrümanı. VTI'dan tek farkı hesaplama yöntemi farklı. İsim aslında içerik olarak baktığınızda aynı. İkisi de spot, vade olmayan, üstünde vade olmayan, yani kontrat bitiş tarihi olmayan, süresiz bir kontrat. Siz açtığınız zaman eğer üstünde swap varsa, swap'a da razıysanız ömür boyu işleminiz açık kalır. XTE de öyle bir kontrattır. VTI de öyle bir kontrattır. Vadeli olmayan kontrat. İkisi de spot petrol. Aralarındaki tek bir fark hesaplama yöntemi farkı. Bu hesaplama yöntemi farkından dolayı da ekranlarda gördüğünüz rakamlar farklı. Hangisi daha doğru derseniz bu doğru. Yani XTE'nin fiyatı doğru. Tikmin bunu şimdi niye devreye soktu? Bununla ilgili biz görüştük dün diye anlamıyorsam. İki aynı enstrüman olmasına rağmen işlem yapılamayan bir petrol seçeneği oldu. Yani petrol seçeneğini daha doğrusu işlem grubundan çıkarmak zorunda kaldı. Sebebi fiyat sağlayıcının şeyi. Hani şu söyleniyor ya, yani işte bu seviyelerdeyken tikmil şey yapmadı bilmem ne falan filan. Ya böyle söyleyince de şey hiç sevmediğim bir durum oluşuyor. Firmayı savunuyormuş gibi. Yani sevmediğim durum firmayı savunmak değil. Haklıysa firmayı da savunurum. Neticede öyle oluyor zaten şu anda ama yani şey gibi koşulsuz firmayı savunuyormuşsun gibi oluyor. Öyle değil. Sistemin yürüyüş şeklini bildiğim için söylüyorum. Bu oluşan şeyler, yani burada olan arkadaşların belki içerisinde en ciddi zararı görenlerden birisi benim. Ya herkesin bir tane hesabı varken benim elimde 14 tane hesap var. Yani en çok sıkıntı yaşayan miktar olarak da hacim olarak da ben olduğum için böyle bir aksilik olsa tepkiyi koyardık. Yani tabii yine gerektiği zaman koyuyoruz ama hani firmanın dışında gelişen olaylar var işin doğal süreci açısından. Böyle bir hesaplama yöntemiyle işlem açmışsanız bu hesaplama yönteminin düştüğü dezavantajları da peşinen kabul etmiş olmalısınız.
En nihayetinde iş oraya geldi, kabul ettik. Adamlar zaten değiştirmek istese de yani VTI'yi hesaplama yöntemini isteği gibi hesaplamak istiyoruz diyemezsiniz. Çünkü herkes sizin gibi tek taraflı alış işleminde değil. Siz alış işlemindeyseniz ola ki doğru ya da yanlış bir başkası da satış işleminde olabilir. O zaman onun yatırımı mağdur edilmiş oluyor. Bu mantıkla bakıyor FCA buna. Dolayısıyla sistemin yani yarı yolda at değiştirilmez şeklinde hesaplama yöntemini değiştirmenize izin vermiyor. Adam diyor ki yani madem o hesaplama yöntemini istiyorsan buyur elinde XTO var. Bunu da işlem açtırıyor. Tikmil'de sütten ağzı yandığı için ortaya yoğurt kasesini getirdi gibi bir görüntü var. İsteyen ondan, isteyen bundan. Tabii öbür tarafta işleme kapalı fiyat sağlayıcının kapatmasıyla. Ama illa da petrol diyen için de buyurun size petrol demek için yeni bir enstrüman getirmiş. Mevzunuzu bu arkadaşlar isteğiyle. Ha, grafik çalışması yapıyorsanız bu arada petrolle ilgili tavsiyem fiyat bozulmasına yaşayan dolayısıyla grafik bozulmasını yaşayan VTI'dir. XT normal süreçte ilerliyor. Yani şu an gerçekçi reel petrol fiyatı bunlardır. Dediğim gibi ilerleyen dönemde biz de buraya gideceğiz. Grafik çalışması yapmak istiyorsanız yanılmamak için buradan yapmanızı öneririm. VTI'da yapacağınız grafik çalışması yanıltabilir. Çünkü orada çok ciddi şekilde bir arayı kapatma hevesi var. Bu arayı kapatma hevesinden dolayı da bir grafik bozulması var. Çok net şöyle göstereyim mesela örnek olsun diye. Şimdi şu iki tane zirveyi vaktimiz de çok fazla kalmadı ama hemen söyleyeyim. XT'yi de VTI'yi karşılaştırıyoruz. Şimdi şu iki zirveyi aradaki farkı kapattığını göstermek için söylüyorum. Şu iki zirveyi hatırlayın grafik olarak. Geçiyoruz şeye saatlik grafikte. O iki zirve şu iki zirve arkadaşlar. Bu iki zirveyi hatırlayın. Burayı nerede geçmiş? Mesela şöyle bakalım. İlk geçtiğim mum şu mum. 19 Haziran saat 2 mumuyla geçmiş şu iki zirvenin zirvesini. 19 Haziran 2 mumu. Şuraya baktığınız zaman burada şurada geçti bunu. 18 Haziran 21 mumunda geçmişiz mesela burayı. Yani anlatabildim mi? İkisi de şey petrol. Hani bu biraz daha şey, VTI biraz daha özellikle yataya bağladığı dönemlerde aradaki farkı kapatıyor XTO'ya göre. Bizim istediğimiz durum o aslında. Petrolün basıp gitmesi değil. Ben kendi adıma söylüyorum. Pozisyonlarım VTI'de olduğu için petrolün basıp gitmesi benim çok istediğim bir şey değil. Benim istediğim şey şu ikisinin farkının kapanması. İkisinin farkı da farkının kapanması çünkü swap'ın kapanmasını sağlayacak. Swap'ın kısmen kapanması fiyat farkının daha hızlı kapanmasını sağlayacak. Dolayısıyla birbirini tetikleyen bir döngü içine girecek. Ondan dolayı da biz hani bir dolarlık, 2 dolarlık yükselişi aramak yerine ben 40 dolara gitmesini tercih ediyorum tabii. Şu anki karşımızdaki fiyat 40 dolar olduğu için. Bunun olması da petrolün yataya bağlanmasıyla ilgili. Çünkü petrol, şu petrol yani önümüzdeki büyük fiyatlı olan XT'ye yukarı yukarı devam ettikçe fark açılıyor. Şöyle açılıyor. VTI farkı kapatmak istiyor ama yataydaki performans açısından. Öbür türlü neticede bunların ikisi de petrol olduğu için hani Brent gibi değil. İkisi de spot petrol. Arada şöyle bir kopukluk oluyor. Petrol yüzde yani abartarak söylüyorum. Mesela %10 arttığında bu 40 dolarlık fiyatıyla 4 dolarlık bir artış yaratıyor kendine. VTI ise 16,5 dolarla 1,65 dolarlık bir artış yaratıyor. Kabaca konuşursak birisi 4 dolar, birisi 1,5 dolar artarken aradaki fark şu anda 24 dolar olmasına rağmen bir sonraki ayakta şeyi göreceğiz. Yani %10 artarsa petrol 24, 2,5 dolar fark daha açılmış olarak 24 dolardan 26,5 dolara çıktığını göreceğiz. Bu da swap'ı zorluyor. Aradaki fark açıldıkça swap'ı zorlamaya başlıyor. İşte dediğim gibi aradaki farkın açılması petrolün
dikine dikine gitmesi değil, işte bu şekilde yatay hareket yapması, şuradaki hareketler mesela, şu hareketler bizim için daha aslında makbul hareketler. Ama bunu kontrol edebilecek biz değiliz. Biz sadece dileğimizi söylüyoruz. Ben yukarıya gitmesindense bir hafta, 10 gün, 15 gün neyse yatağa bağlamasını tercih ederim. Aradaki farkın dolayısıyla sorunun kapanması açısından. Cevaplamadığımız sorular kaldı mı diye bakıyorum arkadaşlar. O da yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarımız her zaman olduğu gibi bugün Perşembe olduğuna göre Salı günü olacak. Hepinizin eline ayağına sağlık. İyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.